Arkadaşlar, ben Miniş Yemeklerinden Yaprak. Bugün de ben tarif yapıyorum. Yapacağımız tarif böğürtlenli ve limonlu kurabiyeler. Haydi başlayalım. Malzemelerimiz bir tabak. Sonra minik minik birazcık topçuklardan. Bize tam 4 tane yeter. 1 2 3 ve 4. Bize minik minik çikolata ve böğürtlen limon minik minik topçuklardan ihtiyacımız var. Ve birazcık meyvelerimizden. Bir çilek, bir yeşil elma, bir de limona ihtiyacımız var. Sonra arkadaşlar, aslında yapacağımız tarif bu kadar. Bir de zaten bir sürahi suya ihtiyacımız var. İlk önce tabağımıza minik minik topçuklarımızı sırayla diziyoruz. Sonra arkadaşlar, bu minik minik topçuklarımızı dizdikten sonra arkadaşlar, şuradaki meyvelerimizi katacağız. Sonra arkadaşlar, bir kap suyumuzu tabağımıza boşaltacağız. Boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar onu fırına vereceğiz. Ama benim fırınım birazcık değişik arkadaşlar. Sanki bir koltuk gibi. Çünkü benim mutfağım böyle. Ben de böyle yaptırdım mutfağımı. Şimdi hemen fırınımıza bunu yerleştirelim. Çok karışık oldu ama. Benim fırınım böyle arkadaşlar. Şimdi şu fırınımıza koyalım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Koyuyoruz. Şu an arkadaşlar koyuyoruz şu anda. Tabii koyabilseydim elim yanmasın. Ne ne ne. Hayır. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, şu an fırınımıza koyduk. Şimdi bu birazcık piştikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Acaba tadının nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü ilk defa böyle kurabiyeler yapıyorum. Arkadaşlar 15 dakika pişmesi gerekiyor. 15 dakika piştikten sonra sanırım hazır olacak. İnşallah yanmaz çünkü ben birazcık zor yapıyorum arkadaşlar. Neyse birazcık bekleyelim haydi. Ben de o zamana kadar birazcık bekleyeyim. Şuraları falan silerim. Hmm. 15 dakika sonra. Herhalde 15 dakika geçti. Ah işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pişmişler. İyi ki de yanmadan pişmiş. Yanına bir tane şey yapalım. Şöyle bir bardak alalım. Bunu böyle kuru kuru yemeyin. Lütfen benim için bardağınıza koyup yiyin. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi ben tadına bakacağım. Gayet güzel. Arkadaşlar bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ailemize katılmayı, videomuzu paylaşmayı, abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Ben de bunu komşularıma dağıtırım.